Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Çığır'dan. Bu haftaki YouTube videomda daha ucuz maliyetle nasıl çiftlik, yani neler yapılabilir çiftliksel anlamda? Hani böyle çok şatafatlı, işte betonlar, şunlar bunlar, hani olmadan mütevazi bir şekilde bütçeye uygun bir damızlık çiftliği ya da bir besi çiftliği, kuzusal anlamda, küçükbaş anlamına ne yapılabilir diye bugün onu anlatacağım. Hem kendi çiftliğimden de örnekler vereceğim bu konuyla alakalı. Şimdi arkadaşlar bu gibi çiftliklerde mesela en ucuz maliyet bizim yaptığımız hesaplamalarda modern yeni sistem çadırlar daha mantıklı. Bu da hatta bir sağa sola gittiğim birkaç tane çiftlik bir iki çadır kurmuş işte. Burada çadırcılar çok önemli. Çünkü sizin yaptığınız işe göre size çadır yapmalı. Yani bu firmalar ya da beton ya da çelik konstrüksiyon neyse. Hani bunu yapan işletmeleri, sizi yönlendirmeleri. Yönlendirmeden evvel de sizin bu konuyla alakalı ilk kötü biraz bilginiz olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada iş hayvanı alıp bunun altına sokmak betonun, çadırın, çeliğin değil. Yani çünkü bu arkadaşlar, bu hayvanlar burada 24 saatini geçirdiği için doğru havalandırmayla beraber burada bulunmalılar. Kendi çiftliğim şöyle göstereyim arkadaşlar. Çadır bir yapı. 400 metrekare burası. Şimdi içine girip de ucuz maliyetli hemen bir damızlık ya da dediğim gibi bıçak işletmesi için neler yapılabilir onu bakalım. Şimdi arkadaşlar çadırımız bu. İçeriye girdik. Şimdi bakın şu an biz burada ne yapıyoruz? Damızlık vasfı yüksek. Koşluklar satıyoruz. Şimdi çadır yapılarda arkadaşlar bakın şöyle de göstereyim. Bu benim çadırımın en üst seviyesi. Benim çadırımın yüksekliği şu anda 6.50 falan. Hatta 7'ye yakın, tam olarak öyle söyleyeyim. 6.76-80 gibi yüksekliği var. İçeride takribi bakın arkadaşlar, bu çadır makaslı sistem diye geçiyor. Hayvancılık için bu yükseklik falan. Ben kendim Marmara bölgesindeyim. Bursa Yenişehir'deyim. Ha, bu yükseklik benim Bursa'da olmam, Antalya'da olmam, Edirne'de olmam ya da Kars'ta, Ardahan'da olmamla çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi böyle kapılarımız var bizim. 3,5 metre. Sağa sola açılan. Hatta şöyle de açayım. Şimdi arkadaşlar bu çadır 400 metrekarelik bir çadır. Burada takribi 100 tane damızlık koyun. Çok rahat gül oynaya bakılabilir. İçerisindeki havalandırma sistemleri ona göre yapılmış. Hatta şöyle içerisinde ben size göstereyim. Koçlar da dışarıya çıksın hem. Şimdi arkadaşlar burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane pencere var. 4 tane de mahya baca var. Yani burada havalandırma muhteşem. Çünkü şimdi ben astım hastasıyım normalde. Ben nefes alamıyorsam. Şimdi bu arkadaşlar, bu koçlar burada 24 saatlerini geçiriyorlar arkadaşlar. Bunlar nasıl nefes alsın? Yani bu çok doğru değil. Bir de bunu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bunun çeliğini de araştırdık biz. İşte tuğladan, pirketten yapalım kısmını da araştırdık. Maliyetler ciddi rakamlara buluyor. En ekonomik, en profesyonel. Bu terleme yapmıyor arkadaşlar. Çünkü çoğu çadırın veya çadır kullanan arkadaşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de terleme. Siz havalandırmaları böyle profesyonelce matematik üzerine hesaplarsanız terleme falan olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor yani arkadaşlar. Şimdi kar kısmına gelelim. İşte kış. Şimdi bu çadır burada bir kış atlaştı. Biliyorsunuz bu sene kar biraz fazla oldu. Bunun özelliklerinden bir tanesi son sistem. Üzerinde toz bile durmuyor. Bırakın karı. Kar tutmuyor. Bir de bu makaslı sistemlerde ucu çok sivri olduğu için otomatikman kar tutmuyor zaten. Şimdi biz sağa sola işletmelere gidiyoruz. Çadırcılarla anlaşmışlar. Ya da atıyorum çelik konstrüksiyoncularla ya da betoncularla 3,5 metre yükseklik yapmış. Kimisi masraftan kaçmış. Şimdi pahalı oluyor diye. Şimdi bunu böyle yapmaktansa daha ucuz maliyetli, daha doğru işte, yani bir çadır yapı olabilir. Sizin bölgenizde hangisi ucuzsa o. Ben de çadır biraz daha ucuza denk geldi arkadaşlar matematiksel anlamda. Ben profesyonel bir çadır yaptırdım. Şimdi burada iç dizayn olarak da mesela ben bunu nasıl ayarladım arkadaşlar? Hani burada mesela şöyle ortada yemleme gibi düşünün arkadaşlar. Siz boydan boya yapabilirsiniz. Sağlı sollu bu tek taraflı yemlikler var. Bakın şurada bizim kullandıklarımız. Tek taraflı yemlikler var.
Onları böyle boydan dizebilirsiniz. Benim şurada yapmış olduğum, şu elimle gösterdiğimde iki yerde de yapmış olduğum gibi. Onu boydan boya dizip işte ortadan bölmelerle beraber anne koyunlar, koçlar, kuzular, annelerine salınanlar, sayılmayanlar ayırabilirsiniz. Dediğim gibi bu 400 metreye bir kare çadır. Burada çok rahat gül oynaya 100 tane damızlığa bakabilirsiniz. Ha, bıçaklık hayvan ne kadar sığar derseniz, örnek veriyorum, hani bıçak çalışan işletmeler oluyor bazen. Küçük kuzu alıp besleyip bıçağı kesen, takribi bir 250-300 kadar da burada çok rahat bıçağı hazırlayacağınız kuzu bakabilirsiniz. Hani maliyetler böyle yani, çok biz hesapladığımızda 3'te 1'e falan mal oluyor arkadaşlar. Çelik konstrüksiyonla, beton armayla kimisinde 4'te 1'e tekabül ediyor, kimisine 3'te 1'e tekabül ediyor. Hem ucuz hem dediğim gibi doğru yapıldığında, şimdi çadırdan çoğu rahatsız olanlar da şunlar var. Arkadaşlar tavuk kümesine koyun koyuyorlar. Yani tavuk için yapılmış çadıra şey koyuyorlar. Koyun koyuyorlar. Olmaz. Yani bunların matematiği birbirinden başka şeyler. O hayvanın sıcaklığı önemli. Kaç derece sıcakta kalmalı. Nasıl olmalı falan. Koyun biliyorsunuz. Koyun hayvanı soğuktan üşümez. Ama ona rağmen de hani kapatabiliyorsunuz. Pencereler var. İstediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani burada size bunu yapan firma yetkilisinin iknasına çok bakmayın. Hani neyse kuralı kaidesi. Havalandırması çok doğru olmalı. Kapıları çok doğru olmalı. Bakın size bahsetmiş oldum. Yani şu yemlikleri arkadaşlar böyle dizip boydan çift taraflı sağlı sollu hiç içine girmeden hayvan besleyebiliyorsunuz. Suluklarınızı otomatik yaparsınız. Gerekirse her bir direğe koyarsınız. Mesela şimdi yeni çıkan sistemde, yeni çıkan teknolojide şu da var. Hani onun Ar-Ge'si şu anda sürüyor. Bizim Ramazancığım yapıyor onun Ar-Ge'sini. Gerekirse bunun en üstüne güneş panelleri falan da konulabiliyor arkadaşlar. Şimdi o yeni bir trend ya. Çiftliklerin üzerine güneş paneli koymak. Onu da yapabiliyorsunuz burada. Şöyle çiftliğimizden dışarı çıkalım. Bir de hem yüksekliğini falan da göstereyim ben size arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çadır bu. Bunun içine gübre temizlemesini nasıl yapıyorsun diye sorarsanız, arkadaşlar kapılardan kepçe de giriyor, büyük kepçe. Kamyon da giriyor. Yani siz, çünkü içerideki padokları biz yapboz yaptığımız için ben kaldırıyorsunuz anlık günlük. Kepçeniz giriyor, kamyonunuz giriyor, temizliyor, çıkıyorsunuz. Bu işte üçgenlikten dolayı bunun üzerinde kar da kalmıyor arkadaşlar. Doğru yapıldığında, doğru bir işletme yapıldığında terleme, herhangi bir şey de olmuyor. İçeride azot olmuyor ama dediğim gibi doğru yaptırın arkadaşlar. Yani ne istediğinizi siz çelik konstrüksiyoncudan da, beton armacıdan da, çadırcıdan da ne istediğinizi bilin. Çünkü bu arkadaşlara burada 24 saat bakacaksınız. Dediğim gibi yani çok basit bir ucuz paralarla gerçekten hayvanın yaşam formu yüksek işletmeler yapabilirsiniz. Çok böyle aman aman yatırımlar binaya yapmayın. Çünkü bizim ülkemizdeki en büyük şeylerden biri binaya yapıyoruz, veriyoruz milyon milyon milyon. Sonra içeriye hayvan almaya kalktığınızda bu sefer paranız kalmıyor. İşte bu sefer o paranıza istinaden damızlık almaya çalışıyorsunuz. O da kaliteyi bitiriyor. Bu sefer kalitesiz hayvanlarla başlıyorsunuz. Onun yerine doğru yapı, ucuz yapı. İçerideki hayvan kaliteli olsun. Hayvan refahı iyi olsun. Hani illa böyle çok aman aman dehşet, vahşet, cinayet şeyler olmasına gerek yok. Arkadaşlar dediğim gibi. Hani daha ucuz yapılarla içerideki hayvan kalitesini daha güzel tutarsanız daha güzel olacaktır. Yani burası da şöyle bir mini bir çiftlik gibi düşünün. Bu işte burası yazıhanemiz. İşte orada da çiftliğimiz var. Arkada ve önde gezinme yerleri var. Bu. Bunun üzerine kurulu. Hani yeni yatırımcılar için de böyle aman aman çok paralar harcayayım. Para gömeyime falan gerek yok arkadaşlar. Böyle daha ufak işletmelerle, yani daha ufak paralarla çok da modern aslında bir işletme yapabilirsiniz. Bugün bu hafta videomda da arkadaşlar yapıyla alakalı bir video çekmek istedim. Hepinize bereketli olsun. Kolay gelsin.